sanma sakın yaşananları. Kırgınlıktan değildir suskunluğum bilesin. Çamış gibi geliyorsa bir tanem sensin sebebi, sebebi. Şimdi bu yıllar önce Ay'a indiği zaman Neil Armstrong bu lafı vardı yani benim için küçük insanlık için büyük bir adım. Biz de bu Metaverse aslında bizim için aynı. Biz dediğin gibi Gülay diye bir arkadaşımızdan geldi. Biz de Metaverse lafını ilk defa duyduk. Bize bunu bir dedi nedir bunun ismi milat olacağını söyledi. Bir mekanda normal bir gün doğarken konseri yaptık. Ondan sonra cuma geri kalan işlemleri onlar hallettiler. Biz aslında orada normal olarak müzik yaptık. Ondan sonra onlar işte onu bir sanal bir ortama taşıdılar. Bir çekim yaptılar. Evet, hatta çekim yaparken ya anlatacağız size dediler de ama korkmayın falan. Dedim ki korkacak ne var ama anlattıklarında ya ürkmedim desem yalan olur gerçekten yani. Hala da Metaverse'ün ne olduğunu anlamış değilim. Ben sonra konser zamanı girdim baktım hakikaten. İnsanlar var ama böyle avatarlar insanların falan. Bir sahnedeyiz. Ondan sonra cuma. Sen gördün ya. Ben gördüm. Ve hakikaten biraz enteresandı, şaşırtıcı yani. Yani meğerse onlar hakikaten real insanlarmış. Yani yani orada atıyorum 150 kişi varsa 150 tane avatarı var insanların. Ve oraya giriyor ve yan yana geliyorlar. Falan. Ben istemem çünkü çoksun artık sen. Herhalde onlar da acaba herhalde birbirini tanıyarak falan geldi. Çünkü bazı yerlerde kümeleşmeler oluyordu. Yani herkes böyle tek tek durmuyordu. Böyle enteresan bir şey vallahi. Metaverse. Yani, enteresan. Sanal alemde sosyalleşmek diye bir şey öyle mi? Böyle bir şey. Yani bu tabii gençler çok ilgili ve bizim bu konseri verdiğimiz duyan bir sürü genç inanamadı. Nasıl abi siz mi çaldınız? Evet falan. Hatta bize mucize gibi baktılar. Evet, Metaverse ya dünya artık buraya gidiyor falan filan. Önümüzdeki günlerde yine yapacağız sanıyorum. Biz bunu Kemal Gençler ekibiyle yaptık. Onlar bizi nasıl buldu, nereden buldu, niye bizi o konuda çok valla bilgim yok. Ondan sonra ama çok çok enteresandı yani. Ya şimdi bu teknoloji, şimdi ben Orta Doğu Üniversitesi'nde okurken Fortran 4 diye bir bilgisayar dersi vardı. Orada böyle programları yazardık, sayfalarca yazardık. Sonra yüzlerce kartı deldirirdik. Sonra bilgisayar dedim de böyle yani şu bulunduğumuz mekan herhalde 3-4 misli bir alanda olan bir şeydi böyle. Hani eski Türk bilim kurgu filmlerinde falan vardır ya. Ve bu sonucu almak için de saatler beklerdi. Şimdi bir tuşa dokunuyoruz. İşte mesela ben girmeye çalıştım yayın yapıldığı zaman. Hatta beceremedim. Bu da teknoloji özürlüğümden falan değil. Benim herhalde bilgisayarın yetmedi. Kapasitesi yetmedi. Şimdi merak ediyorum mesela orada. Ben miydim? Sen izlemişsin ya. yoksa başka bir şey miydim orada mesela? Avatarım neydi benim? Yok bizdik ya. Bizdik. Tabii bizdik. Ha. Yani istesek avatarımız da olacaktı ama biz öyle bir şey tercih etmedik. Yani başka bir biçimim de mi olacaktı orada? Mesela seni bir Mick Jagger avatarıyla orada görebilirdik. Abi şimdi korkmaz mısın böyle bir şeyden şimdi? Hani Michigan olduğun için değil, yani başka bir şey de olabilirsin. Bu ürkütücü gerçekten. Aslında sen değilsin yani. Hakikaten biz de bir şeyi görene kadar anlayamadık. Yani çekim öndüğünü biz normal bir günde varken konseyler. Ama sonra izlediğiniz zaman hani Gökhan'ın ürktüğü, benim hayretler içerisinde kaldığım bir şey çıktı ortaya gerçekten de. Böyle bir sürü insan ama canlı değil, dinliyorlar hareketleri falan. Böyle biraz yani hakikaten çekici. Canım yaptığımda doğru mesela pandemide de biz seyircisiz konser verdik ya online. Şimdi aslında o boşluk da ürkütücüydü. Yani belki de bunlar ilk olduğu için ürkütücü. Zamanla alışacağız büyük bir ihtimalle buna. Yani enteresan tabii. Ama şey olarak, olduğu zaman tabii aslında seyircisiz bütün futbol karşılaşma, bütün her şeyde bir tatsızlık oluyor. Yani dünyanın en iyi maçını, bak en iyi konserini falan izlesen seyirci olmadığı zaman sanki kandırılmış gibi tuhaf bir duyguya kalıyor yapıyorsun. Yani çalan olarak da öyle. Hakikaten özellikle bizim gibi yıllardır seyirciyle birebir iletişimde olan gruplar için hakikaten çok çok zor bir şey. Yani bu. Biz gidiyoruz seyircinin ayağına. Değil mi? Metaverse'de aynen öyle. Tabii, yani. Doğru söylüyorsun. Evet. Artık öyle yani. Doğru.
Yani evet. Yurt dışında herhangi bir şeyin konserinde biz dahil olabiliriz, izleyebiliriz. Aynen öyle. Faydalı olabilir birçok alanda ama neden teknolojinin esiri olmamak lazım. Yani hiçbir zaman bir konseri yani canlı gidip izlemekle herhangi bir dijital platformda izlemek aynı şey değil. Herkese futbol maçları veya spor karşılaşmaları böyle. Ama dünyada bu yöne doğru gidiyor. Bunun da önüne geçme şansı da yok. Yani bu yöne doğru gidiyor. Çünkü buna sadece sanatsal olarak bakmamak lazım. Yani bu bir sürü ürünler, satışlar, tekstilden tut ne bileyim işte ticarete kadar bir sürü alana bu girecek. Bizim tabii şeyimiz, biz bir ürünü üretirken tabii ki bu teknolojiyi hiçbir göz önüne almıyoruz. Biz şarkımızı yapıyoruz, içimizden geldiği gibi. Sonra bu şekilde bir şekilde insanlara ulaşıyor ama artık insanlara ulaşma yolu tabii çok değişti. İşte eskiden kasetler, CD'ler falan. Ya biz nereden geldik? Radyonun içinde insan var zannediyorduk biz ya dinlediğimizde. Oradan buralara geldik. Bunu her yerde söyleme yani. Niye söyleyeyim? Gururla söylüyorum. Öyle zannediyorduk ama öyle olmadığını anladık. Ya şimdi çok farklı bir şey. Mesela bir kitabı hani sayfaları çevirip okumak ayrı bir şey. Dijital bir ortamda oynayan şey. Okumak ayrı bir şey. Yani mesela CD'ye dokunmak çok önemli. Yani temas etmekten de temas etmek de çok önemli. O yüzden ben daha değerli buluyorum. Tabii ki teknoloji tabii gücü şeyi kolaylaştırdı. Çabuk ulaşıyorsunuz bilgiye. Aynı zamanda çabuk tüketiyorsunuz. Öyle bir durum da var. Şimdi planta bir şöyle bir özelliği var. Şimdi ne yazık ki şöyle hani gençlere de veya insan şeyine, projesine baktığımız zaman da bir bölüm hiçbir şey umurunda değil. Bir bölümün tam tersi her şey çok umurunda. Mesela plak konusu da bence öyle. Biz yıllarca CD falan aa ne biçim falan diyorduk. Abi plağı bir dinliyorsun. Ya biz nasıl kandırmışlar veya biz ne affedersin salak insanlarmışız ki plak yerine CD dinle. Bir defa mantık. Bir şeyi şu kadara yazmak var. Bir de şöyle bir alana yazmak var yani tamam mı? Ve mesela Spotify falan gibi dijital mecralar gibi en büyük eksikliği karton eksikliği. Biz eskiden bakardık kim çalmış, hangi basçı çalmış, hangi stüdyoda kalmış. Bunları hiç bilmiyorsun. Yani plaklar bakımından da çok önemli. Yani arşiv özelliği bakımından da çok önemli. Biz de düşünüyoruz yani bizim zaten ilk albümümüz plak olarak yazılmış 86 yılında. Hala da şeyde çok pahalı bir şekilde satılıyor. Ben takip ediyorum arada bir. Biz de çok istiyoruz bir tane plakımız basılsın artık. Plak da bir bambaşka bir hikaye. Ya plak basılıyor zaten şimdi en şeyde ama şöyle bir durum var. Artık albüm yapılmıyor doğru dürüst. Evet. Yani 3-4 şarkı biriktiriyorsun. Hemen YouTube'da paylaşıyorsun. Evet. Spotify'da paylaşıyorsun. Evet. Yani şimdi o değerli yanı da yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Yani bu hani bilgi çağı falan diyoruz ama ben de bilginin ötesinde ciddi bir şekilde hızlı bir tüketim çağında yaşıyoruz. Atıyorum 10 şarkı diyelim varsa albüm. Abi bir veya iki şarkı bilinir. Diğerleri çöpe giderdi. Ben hatta ona hep gölgede kalmış şarkılar falan derim. Yani çok güzel şarkılar da olurdu. Belki bu, hani öyle bir şey de yazıp çünkü o şimdi o bir kere kullandıktan sonra albümde o bunları bir daha öbür albümde tekrar kullanma şansı olmuyor. Tamam yani çok... Ama şunun da bunlar şeyi farklı değil mi? Bir albüm bir kitap gibi düşün. Bir hikaye anlatıyorsun albümde. Evvel öyle değil miydi? Evet. Alırdık albümü baştan sona dinlerdik. Hatta o zamanlar yani albümler gerçekten zordu. Bazı arkadaşlarımız yurt dışından getirirlerdi. Biz giderdik. O evlerde albüm dinlerdik. Mesela biz Pink Floyd'la öyle tanıştık. Deep Purple'la öyle tanıştık. Tabii şey de çok önemli. Dediğin çok doğru aslında. Yani sanıyorum bir Spotify'a dava açmış. Yani bu şey sıralaması ile ilgili, şarkı sıralaması ile ilgili. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Dava yaptı tabii abi. Yani adam kitap yazıyor. Atıyorum bir üçüncü sayfa, bir oyuncu sayfa öyle bir şey olur mu ya? Yani onun bir dediğin gibi bizim için sıralama ne kadar önemlidir tabii. Albümlerde yani sıralama yapmak. Geçenlerde vardı yani bir davayı kazanmış zaten. Evet yani. Bir sıralama yapardık. 4-5 kere değişirdi. Değiştirdi tabii. Otururduk. Hepimiz ayrı ayrı yapardık. Sonra yapımcı bir sıralama yapardı. Birlikte karar verirdik yani. Hakikaten çok önemliydi albümdeki sıralama. Evet. Biz Zülfü Livaneli şarkılarını çok güzel söylerdik eskiden bir dönem. Hatta bizim Gökhan'ın Halbirliş diye projemiz var. Orada uzun uzun anlatıyoruz. İşte Zülfü abimizi dinlemesi Mavi'de. Ondan sonra Günay abiye önermesi, Egemen Bostancı falan. Ve şeyde çalmayı başlamamız. Ecebar'da. Geçen gün bir Nazım etkinliğinde çaldık ve iki tane şarkıyı hakikaten zaten çok seviyorduk. Zülfü abiden de izini aldık. Tabi Burancı'nın diye onur diyorum dedi. Şimdi o iki tane şarkıyı büyük ihtimal yapacağız. İki tane isimlerini söyleyelim sürpriz olsun. İlk aşamada o var. Sonra yeni şarkılar var. Gökhan canım sen şimdi retro, Halbe Gidiş. Halbe Gidiş. Gidiş proje o. Evet evet. 40 yıllık serüveniniz yani müzik
serüvenini anlatıyoruz, bir hikaye. Şeyde bu Nazım Hikmet'in doğum günü için hazırladığımız şeyde yaptığımız şey. Nazım Hikmet'e çok güzel oldu. Hikayelerle falan. Ve onun yani devam etmesi lazım aslında. Hani evet. Sadece doğum günlerinde değil Nazım'ın ama onu da düşünüyoruz. O da projelerden bir tanesi. Evet. Şarkılar zaten hep yapılıyor. Yaptıkça insanlarla zaten paylaşmayı planlıyoruz. Ama öncelikle herhalde buranın dediği gibi Zülfü Livaneli'nin o kişi şarkısını öncelikle kaydedip sizin dinleyin bakalım. Bu YouTube'da bir misafir odası diye bir kanalımız var. Sanıyorum bu hafta kalben yayınlanacak. Yani şimdi ne zaman yayınlanıyor bilmiyorum ama program. Ondan sonraki hafta Demet Sağlığı falan. Tabii orada iyi bir ekip var. Yaylı grubu falan var. Yani benim çok eskiden yaptığım yorumsuza benzer bir şey aslında. Onun birazcık konsepti. Ama çok mutluyuz orada. Hem çıkan sanattan hem de yaptığımız işten. İnşallah devam eder o da yani. Şu Metaverse'i bilen varsa bize bir anlatsın. Kadıköy'den İstanbul'a ilk havare akşamlar, annem babam beni çok severmiş.